Mart'ın nelere tekabül edeceği, 14 Mart'ta nelerin yaşanacağını sizler bu duruşunuzla bizlere gösteriyorsunuz zaten. Şimdiden 14 Mayıs coşkumuz ve 14 Mayıs başarımız tüm halklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ben biliyorum ki 14 Mayıs'ta Adana bir kez daha kendi görevini ve sorumluluğunu yapacak. Çok sayıda yeşil sol temsilcisini parlamentoya gönderecek. Ama bir şey daha yapacak. Şu anki mevcut başkanı değiştirecek. Değiştirecek. O başkan gidecek. AKP-MHP ittifakı gidecek. 21 yıldır bu ülkeye zulümden başka, bu ülkeye kötülüklerden başka, haksızlıklardan ve hukuksuzluklardan başka hiçbir şey getirmeyen bir iktidar var karşımızda. Her türlü hukuksuzluğu yaptılar. Her türlü zulmü yaptılar. Her türlü kötülüğü yaptılar, haksızlığı yaptılar. Peki ne yaptılar? Kürtleri inkar ettiler. Ne yaptılar? Kürtlerin iradesini gasp ettiler. Belediye başkanlarının yerine kayyum atadılar. Ne yaptılar? Kürtlerin dilini yasakladılar. Bilinmeyen dil olarak kayıtlara geçirdiler. Oysa bu ülkede Kürtler kendi diliyle, kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle var olmayı isteyen ve bu ülkede büyük bir çoğunluğu oluşturan, bu ülkede diğer halklarla, Türklerle eşit bir yaşama sahip olmak isteyen bir halk. Ama sadece ve sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir halk olmaktan çıkmak istiyoruz. Yapmıyor çünkü Kürtlere hakaret ediyor. Kürtlerin oyunu alabilmek için bir şov yapıyorlar ve aynı zamanda da Kürt halkının her türlü değerine saldırmayı kendilerine bir yol edinmişler. Buradan bu ülkeyi yönetenlere seslenmek istiyoruz. Buradan bu ülkenin şu anki mevcut başkanına, cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz. Siz Kürtleri inkar etseniz de etmeseniz de Kürtler var, var olmaya devam edecek. Kendi dilleriyle, kimlikleriyle, kültürleriyle bu coğrafyada yaşamaya devam edecek. Kürt sorunu Roboski'de 34 insanımızın katledilmesidir. Kürt sorunu tarihi bir seçim yapılacak. Bu tarihi seçim Türkiye halkları açısından da Kürtler açısından da önemli bir sınav olacak. Demokrasiyi seçeceğiz. Aydınlık günlerimizi belirleyeceğiz. Ya da faşizme devam diyecekler de AKP'ye oy verecek. Ama herkesin artık demokrasiyi tercih edeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Sizlere söz veriyoruz. Kararlıyız. Bu değişimi gerçekleştireceğimize kararlıyız. AKP'yi göndereceğimize kararlıyız. Ve bu rejimi değiştirmek için bu kararlılıkla, bu inançla çalışmak için sevgili arkadaşlarım, herkesin bu sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hava çok sıcak olduğu için uzun bir